teşekkür6 ay öncesine kadar ana baba ocağımız, kardeşlerimizin, evlatlarımızın yaşadığı tutar sitesi C blok artık yok. Bu boşluğu sizlere de tarif edemiyoruz. Aslında çoğumuzun hissettiği kocaman bir boşluk. Tutar yapı sitesi 4 bloklu bir sitedir. Depremde ise sadece C bloğu yıkılmıştır. 2020 yılında C blokta yıkım boyutunda tadilatlar yapılmıştır burada. Bu durum dosyadaki eksper raporlarında da sahiptir. Binanın ağırlık merkezinde kirişler kesilerek alt kat dükkan ile birinci kat konutun proje dışı merdivenle birleştirildiğine dair dosyada fotoğraf ve video kayıtları mevcuttur. Aynı zamanda eksper raporunda da kaç duvarın yıkıldığı işaretlenerek detaylıca gösterilmiştir. Bu gerçeklerin yıkıma sebebiyet vereceğini basit bir araştırma ile bile öğrenmek mümkünken, bu tadilatların tamamının alınan basit tadilat ruhsatı ile yapıldığı da bilinmektedir. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sırasında alınan bilirkişi raporunda tadilata hiç değinilmediği gibi, kolon kesimi iddiası ile ilgili de sadece bir cümle ile tespit edilemediği kanaatine varılmıştır. Takipsizlik kararı verilmiştir. 6 Şubat tarihindeki depremde kuzenlerimizi kaybettik. O günden beri hep bekledik, çıkarlar diye deprem zamanında hep buradaydık. Ancak talihsiz sonuç açıklandı. 4. günde hepsi ölü bulundu. Bugün burada toplanma sebebimiz 6. ayında mahkemenin kararsız takipsizlik kararı alması neticesinde buradaki binanın yıkılmasında herhangi bir suçlu sorumlu kişi olmadığı belirtilmiş. Bir başlayalım mı?